Hocam bir de bir izleyicimiz der ki mide ve bağırsak rahatsızlığım vardır. İşte gastrit, reflü, ülser. Bunlarla alakalı biraz da bilgi verelim çünkü izleyicilerimiz de merak ediyor. Ne gibi destek veririz? Nelerden yararlanmalılar? Evet. Ne dersiniz bu konuda? Mide rahatsızlıkları tabii ki çok çok önemli. Çeşit çeşit bir de Çeşitli mide rahatsızlıkları hastalıkları. var. Evet. Gastriti tetikleyen midede çok akıllı bir bakteri var. Gastritin oluş sebebi %80 Helicobacter pylori isimli bakteri sebep olur. Akıllı bakteri. Neden akıllı? Kendini mide asidinden korumak için bir sabun gibi köpük oluşturuyor. Köpüğün içinde gizleniyor. Mide mukozasına yerleşiyor, tahrip ediyor, altına geçiyor, tahribata devam ediyor. Mide asidi çok sert asit. pH'i 1,5-2 mikrobu yakar öldürür. Ama bu akıllı bakteri kendini koruyor mide asidinden. Midenin altına geçiyor, tahribat yapıyor yavaş yavaş. Mide gastrit, ülsere, ülser de Allah korusun kansere dönüşebilir. Ve mide yani, kanseri de... Helicobacter pylori olduğu zaman kişide alerjik hastalıklar, kuru deşen bir sürü hastalık ortaya çıkabilir. Gastritin oluşmasının bir diğer sebebi virüs veya mantar Nedir? Olabilir. Evet, onu soracaktım ben. Nasıl oluşuyor? Yani midede nasıl oluşuyor da bu kadar rahatsızlık veriyor insanlara? Bu yanlış beslenme biraz da olabilir, değil mi? Şimdi normal olarak biraz önce söyledim ya, midenin pH değeri, yani mide asidi çok sert bir asit. Hidroklorik asit. pH'i 1,5-2. Besinlerde sebze, meyve, hayvansal et, peynir vesaire veyahut da hamur işi ne yerseniz yiyin, yediğiniz her şeyde mutlaka bakteri, virüs, mantar, parazit vesaire vardır. Mide asidi bütün besinlerdeki mikrobu öldürür. Sert bir asit. Fırın gibi fırına soktuğunuz zaman yakıyorsunuz, kavuruyorsunuz. İki, fakat biz ne yapıyoruz? İnsanlar yemek yerken sıvı tüketiyor. Çaydı, kahveydi, kolaydı vesaire veya içecekler. Evet. Ne yapıyor? Bunlar mide asidinin kalitesini bozuyor. Mide asidi 1,5-2'den düşüyor 4'e 5'e. Besinlerdeki mikrobu öldürmüyor. Mikroplar ta midede başlıyorlar toksik madde üretmeye. Bu da zamanla reflüye sebep oluyor, şişkinliğe sebep oluyor, hazımsızlığa sebep oluyor. Bu nedenle yemek yerken, yemekten hemen önce, yemek yerken ve yemekten 2 saat sonra sıvı tüketmemek gerekir. Yemekten 2 saat sonra istediği kadar sıvı tüketebilir veyahut da yemekten 10-15 dakika önce istediği kadar sıvı tüketebilir. Yemek yerken ve yemekten sonra tüketilen sıvı besinlerin hazmedilmesini engelliyor. Bir, besinlerdeki mikrobun ölmesini engelliyor. İki, bu nedenle yemek yerken veya kahvaltı yaparken sıvı tüketmek tehlikeli. Bu birçok hastalığı tetikler. Mikroplar ölmediği için çoğalır, çoğalır, çoğalır. Katlanarak çoğalır. Bu İbn-i Sina'ya ait bir söz. Ta zamanında bunu tecrübeyle tespit etmiş İbn-i Sina. Yemekten 2 saat sonra sıvı tüketmeyin, 4 saat yemek tüketmeyin buyurmuş. Dediği bugün klinik araştırmalarla belgelenmiştir. Yani belgeli olarak yıllar öncesi açıklanan şimdi, ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bakterinin sebep olmuş olduğu, Helicobacter pylori'nin sebep olmuş olduğu gastriti, Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nin Profesör Doktor Cheney, Profesör Doktor Vesey, Profesör Doktor Miller, 3 ayrı profesör kendi ekipleriyle ayrı ayrı zamanlarda gastrit, ülser, reflüyü ve enteriti tedavi etmişler. Neyle? Lahanayla. Ama lahananın birleşiminde vitaminler, mineraller, enzimler vesaire vesaire var da çok önemli bir madde var. Metilmetilyonun sulfonyum bromit. Bu çok hassas bir amino asit. Lahanayı mikserde çekersiniz, suyunu içersiniz. Hem zayıflarsınız hem de gastrit, ülserden, reflüden kurtulursunuz. Fakat şöyle uzun süre kullanırsanız, lahana suyunu içerseniz, guatra sebep olabilir nadiren. Biz bunu özel bir formülle yan etkisini ortadan kaldırdık. Yani Amerikalıların bulmuş olduğu buluşu biz mükemmel bir formül haline getirdik. Hocam onu hemen aydınlatalım. İki çeşit lahana var. Beyaz lahana ve kara lahana. Özellikle Karadeniz'de çok yetişiyor kara lahana. Demiri çok yüksek. O herhalde... Kara lahana daha çok tiyosiyanat içerir. Yani tiyosiyanat, tiroid bezine iyot akışını engelleyen bir madde. Kara lahana daha çok guatra sebep olabilir. Beyaz lahana kara lahana'ya göre daha iyi. Daha... Kara lahana daha Karadenizlerin tamak tadına hitap ettiği için onlar daha çok seviyor ama daha riskli. Daha riskli diyoruz o zaman. Risk olsun büyük.